Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim, tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi sonuçlar alırız. Ankara birinci koşu, şart 4 dişi 4. Ya tek olacak, kazanacak bu safka normalde kazanırsa çıktığı mesafeye rağmen, ya da arkadaşlar belirsizliği çok fazla bu grubun, sürpriz çıkarır. Yani 6'ya kadar, yeni koşan ata kadar belirsiz çünkü. Gitme potansiyeli var. Urfa'dan gelen bu iki nolu sapkına da dikkat edin. Sürpriz koşu yapabilir. Bu koşuda görebildiğim bu. Güvenilir pek at yok. Ya 4 işte son yarıştan dolayı tek olacak ya da başımızı ağrıtacak o koşu. İkinci koşu satış. Burada 4 maiden arkadaşlar. Müslüm Çelik 4. Kurt Reis maiden. İyi maiden. Dolaşan maiden. 2 mecburiyetten yazmanızı tavsiye ederim. İkinin de kazanma potansiyeli yüksek. Ola ki 4 kine maiden çıkmaz, bu şartı kazanmaz. Ama satış maiden atları. Normalde dişi attı pek önermem. Hani şanslı 4-2-2-4. Diğer atlardan tuttuğunuz varsa ilave etmeyi size bırakırım. Beklentim bu iki attan birinin kazanması. Üçüncü koşu handikap 15. Dişi handikap 1. Burada da 3'ün tek olma ihtimali çok yüksek. Handikap 15 şarta uyuyor. Kazanmasını bekliyorum. 3. Yoksa bildiğimiz gibi sürpriz çıkartıyorlar yani. 2 arkasından gelmişti. 7 gibi. Diğer atlar gibi. Fark etmiyor artık. Yani tuttuğumdan değil 3 burayı kazanamazsa sıkıntı. Yeriniz varsa 2, 7 gibi atlara dikkat edin öncelikle. Ya da tek kullanmıyorsanız daha düzgün tabir olur. Dördüncü koşu handikap 16, handikap 1, altılı başlangıcı. Burada 5 Vezacan. Bu şartın direkt uyan safkını. 4 altın ender gibi, o da plase durumunda. Ancak o satıştan geliyor. Bunun geldiği handikap 16, 61.5. Bu şartı kazanmaya yeter. 5 Vezacan kazanabilir ki beklentim bu. Tek olur demek kolay değil. Biraz da handikap ayarlı koşarlar burayı. Atlar, at sahipleri koşar. 8 ve 6 sürpriz yapar gelir bu grupta. 8, 6, 6, 8. Yani tek kullanmıyorsanız bunları değerlendiriniz. Diğer atlardan 3 AGF. Yani 4 plase. Diğer atlar artık 2, 1 gibi atlar. Olmaz olmaz. Handikap 16'larda. Her sonuç çıkartılabiliyor sonuçta. Oralara kadar gitme ihtimali var. Beklentim 5, 6, 8. Daha yüksek beklentim 5'in tek olması. Ya da direkt favorim olması. 5. koşu maiden'da 8 nolu safkan. Rakip bulmakta zorlandım 8 nolu safkana. Tek olması gerekir bu atın da. Şart bir atı görünümünde, diğer atlarda çok fazla bir şey göremedim. Şu yeni koşana at var, onda daha GF çıkmayınca olduğu gibi bıraktım. Müslüm Çelik ya bizi 5'li ayağında yakacaktır, bu ikinciliğe koşacaktır. Bilerek ve isteyerek normalde at bu grubu geçiyor bence. Diğer türlü düşünürseniz, hani bunlar getirmez bu AGF'yi, o mantık, maiden çıkmaz mantığı varsa 2 gibi 9 gibi atlara dikkat edin, önceliği bunlara verin. Sonrası herhangi bir at. Yani normalde 8'in tek olduğunu tekrarlamak istiyorum. 6. koşu kısa vade 7, 4 yaş Araplar sürpriz çıkarır. Her ne kadar 2 şıktır bu favorim olsa da, geçene Erkcan mahvetmişti bir şurada tek önerdiğimde. Diğer atlar da şanslı kalabilir. Yani olurlar. 1-4 öncelik tabii ki bunların. Hatta 3. Artık 5 son yarışından dolayı mahvetti bizi Erkcan. 5-6-7 gibi atlar var. İhtimallidirler. Uzak da olsa. Beklentim 2'nin son yarışının tekrarlaması. Yine bu grupta kazanarak girmesi ve kazanması. Çıktır bu. 1-4 bunlardan sonra kötü atlar değiller, ciddi rakipler. Hani tek kullanmıyorsak tabii ki izleyeceğiz. 1-4 akabinde 3. 7. koşu handikap 17, handikap 1. Burada da direkt şartın atı. Tek olurluğu çok yüksek. Erkek safkan Umut Bey 3 nolu safkan. Ben de kazanır da çıkıyor. Tek olma ihtimali çok çok yüksek. Yeter ki ikinciliğe koşturmasınlar handikap 17'yi. Bir yüzünden favori arkadaşlar. Putting yüzünden 3 tek olur vaziyette çıkıyor.
bu handikap puanı 88 buraya yapıştığı anda 67'ler kazanır. Bu olmasaydı 6 kazanırdı bak. 50 handikaplı at kazanırdı. O yüzden 3 tek olurluğu çok yüksek. Eksik koşarsa 6 gene. Ve bu 6'dan sonrası diğer atlar diyeceğim. AGF'si 1. Şart atının handikapta ne işi var? Kazanmaz değil, kazanırlar arada geliyorlar bu tip atlar ama ben de 3. sırada çıkar bir nonsaptan. Genelde 2. olur. Yani 3-1-6-1 gibi bir sonuç çıkarıyor. 8. koşu şart 4-3 kare İngilizlerde. Burada da belirsizlik olsa da diğer atlarda özellikle 3-6-2-1'de 5 ve 4'ün bu grupta çok şanslı kaldığını, 5 eksik koşarsa şartın kilosunda çünkü 44 günlük ara var. Eksik koşarsa 4'ün sürpriz yaparak kazanacağını söyleyebilirim ki. Yani hani çok inanıyorsanız 5'i tek atınız. Kazanma potansiyeli gene yüksek çıkan saptan ama 4'ü de yazmaya çalışalım. Çünkü %6'lık bir at. Burada bu atın kazanması demek bizim için çok çok güzel olur. 6 bakın AGF güvenmeyin bu 6'ya. King Batur yarış gördü. Belirsiz daha. Diğer atlara da şans verebilirsiniz. Tek kullanmayın. Tavsiyem bu olacak. 5-4. 4-5, 5-4 ve herhangi bir at. 9. ve son koşu şart 4 yamak bir aprantiler yamak bir yarışındalar. 2 nolu safkan. Ya tek olacak son ayak teki gene bekleyeceğiz. Kolay kolay geçecek at da yok aslına bakarsanız. Üzerinde çocuk düzgün dursun yeter. At götürür. At kazanıyor arkadaşlar. Apranti değil. Berat'ım kazanır. Sürprizini 5 ve 1 nolu safkanlar. Özellikle altın üzüm bakın. 1 %2. Burada %2'lik bir at değil bu. 5-1 bunlar sürpriz yaparak gelirler. 2 eksik koşar koşturulursa. Ve herhangi bir ata gider. Şart 4 burası da sürpriz potansiyeli çok yüksek olan yamak yarışı. Tek kullanmıyorsanız 5'e ve 1'e mutlaka çarpatınız. Diğer atlar hani Selda Hanım yani sonuncu ata kadar yarış gidebilir çeşitli sebeplerden dolayı. Ankara bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.